aynı da çekeyim.1973 yılından beri bu mesleği yapmaktayım. Eğitimimi Almanya'da aldım. Uzun yıllar Almanya'da yaşadım, okudum ve bu mesleği öğrendim. 25 yıldır da Edirne'de Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptım. Birçok kalfa usta yetiştirdim, bay ve bayan kuaförleri olarak ve hala hazırda çalışıyorum. Emekli öğretmenler lokalinde salonum, sağlığım el verdikçe de devam etmek istiyorum. Ama benim bu kadar uzun süre sağlıklı bir şekilde bu mesleğe devam etmem, çalışmamda en büyük etken eşim Mehmet Bey. Bana en büyük destek olan, beni her zaman yücelten, elimden tutan eşim ve çocuklarım. Onların destekleriyle bu kadar zamandır sağlıklı bir şekilde çalışmaktayım. Ve çalıştığım için de çok mutluyum. Hep gençlerle bir arada olduğum için genç öğrencilerimle genç kaldım. Bu mesleği herkes yapamaz. Ancak yeteneği olan, bir de eğitimini almış kişiler yapabilir. Evet, birçok yetişen gençlerimiz, bay ve bayanlar var. Ama onun eğitimini aldıysa ve birçok örneklerde var. Yetiştirdiğim öğrencilerimde görüyorum. Ama hiç bu eğitimi çok kısa bir süre kurs alarak yapmak isteyenler maalesef mesleğimizi rencide etmiş oluyorlar. Çünkü saç hanımın en değerli varlığı. O saça çok özen göstermek gerekiyor. Bir zarar vermemek gerekiyor. Tabii bunu eğitim alarak, bilerek, bilinçli bir şekilde yapıyorsan ne ala. Ama bunu çok kısa bir süre kursları alarak yaparım diyerekten işe başlayanlar maalesef mesleğimizin adını kirletmiş oluyor. Ve bunu ben hiçbir zaman için önermiyorum. Ve öğrenmek isteyene de her zaman kucak açmışızdır. Çalışsınlar, öğrensinler. Bakın, çıraklık eğitim birçok üniversiteden daha değerli. Eğer sen bir kuaför yanında çalışıyorsan, haftanın bir iki günü de okula gidip bu mesleği öğreniyorsan profesyonel bir kuaför yetişiyorsun. Ve ben bütün hanımlarıma tavsiyem, en güzel hanımlar için en ideal bir meslek. Şu dünyaya bir daha gelirsem yine kuaför olmayı tercih ederim. Benim için çok değerli bir hafta ve bu ahilik çok kutsal. Öncelikle esnafların
Osmanlı'dan Selçuklu Devleti'nin kurmuş olduğu yıllardan beri devam eden esnaflar arasında birlik, beraberlik, ticaret ahlakı, birbirine el vermek, kalfalıktan ustalığa taşımak, ustalar yetiştirmek kadar güzel ve bu güzelliği yaşamak, bir hanım olarak bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Saygıdeğer atamın biz hanımlara vermiş olduğu seçme seçilme hakkının en güzel örneğini ben yaşıyorum. Onun için çok mutluyum evladım. Benim için hakikaten çocuklarıma bırakacağım en büyük miras şu anda bu ahilik. Ahiliğin değeri, önemi yaşayan biliyor. Ben şu anda onu yaşadığım için o kadar mutluyum ki ve çocuklarım bundan gurur duyar. Yıllar sonra böyle anılması beni hakikaten mutlu eder. Uzun yıllardır emekliyim. Fakat esnaflıkta emeklilik pek olmuyor. Sağlıklı olduğun müddetçe eğer bir salonunda varsa her zaman başında olup çalışman gerekiyor. Benim de elimden geldikçe, sağlığım el verdikçe evlatlarımla birlikte çalışıyorum.